Abone olur lan. Tıkla. Tıkla tıkla. Abone olun oğlum bedava abonelik yani. Olur. ol. Ol. Vallahi ol. Sen ol. Ya salak salak konuşma ol abone oluyorsan ol hadi. Valla geçmem videoya geçmem böyle bekle böyle bekleriz. Sen abone olmadığın sürece buradayım yani. Onu da söyleyeyim. Teşekkür ediyorum canımsın. Abone olup kanalı destekleyen arkadaşlara öpüyorum. League of Legends diyorlar. Lol mü? Lol'ü da bayağı saldık ya. Yani ben iki senedir falan oynamadım da. Oğlum herkes saldı biliyor musun? Tabii, Tabii Lol oynayan kimseyi görmüyorum. Eskiden Lol Twitch'in şeyi Lol'du ya eskiden değil mi? Belki mi? Tabii canım bir ara yani yayın açıyorsan Lol oynamak zorundasın. Yoksa izlenmiyordun. Evet abi ne günlerden ne günlere. Şimdi lol oynayanlara laf ediliyor. Harbiden. Gelişiyor aslında Türkiye. Yani o bakımdan öyle bakıyorum ben. Mesela yurt dışında farklı oyunlar izleniyordu ama Türkiye'de izlenmiyordu. Çünkü Türkiye... Kanka izlenmediği için mi oynanmıyordu yoksa kimse oynamadığı için mi izleyin azdı? O da bir abi, paradoks. farklı oyunlara bu kadar ilgi yoktu. Hmm. Online farklı oyunlar bir de bu kadar fazla yoktu. Eski lol yani. şimdiki Valorant diyenler var. Katılmıyorum ya. Eskilor şimdiki hot top kanka. Bence Türkiye'deki oyuncu sayısı da yükseldi. Online oyunlara e, saran oyuncu sayısı da yükseldiği için bence Peki, bu kadar uzatma. fazla Ferit var. Abime selam. Kayı Support sana selam göndermiş. 10 TL göndermiş. Aleyküm Bak. selam. Kayıcım öpüyorum. Ama o eski LOL metasının Twitch'te eski LOL metasının olduğu dönemlerin tadı da fark, farklıydı ya. Oksili değil mi kanka? Oksili dönemler. Tabi tabii. Senin kankan Oksi. Ana kim? <laughs> Kupartıyordu beni ya. <laughs> ne yapıyorduk beraber oyun oynuyor muydunuz? Oynuyorduk oğlum biz. Ara ara gidiyorduk yani. Tabii tabii. Beybeler boy boy. Sana ne boy lazım? <laughs> şey yapmıştı ya. Twitch TV Oxy Champion'u dövme yaptırmıştı koluna onu gösteriyordu. Bak oralar ben de silik. Tabii şeyinde tam kolunda Oxy Champion yazıyordu. Ben de. Twitch silik. TV slash diyordu kolunu gösteriyordu sonra. <laughs> Güzel günler. Bir de şey kavgası var. Oksin'in babası geliyordu. Ses yapma diyordu. O da benim klavyem ben parasını verdim falan yapıyordu. Ha, hatırladım o kavgayı hatırladım. 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 Oğlum sen manyak mısın diyordu babası. Ne var ya benim klavyem ben aldım falan yapıyordu. Zeon'la Oksin'in kavga ettikten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı derim susarım amına koyayım. <laughs> o kavgadan öyle. sonra... <laughs> Her şey değişti. İki hadron çarpıştırıldı anladın mı? Bizler, <laughs> bizler aradan da biz çıktık anladın mı? <laughs> big Bang patlaması. Big Bang bilmiyorum. patlaması orada biz yolumuzu bulduk amına koyayım. <laughs> Bak biri biri koparak kopma emojisiyle Çağrı Ferit'e Naru ile konuşuyor musunuz diye sorsana ya. Yani. <laughs> <laughs> Topma Emojileri <laughs> sırayla gelmiş böyle yani. 3-5 tane atmış. <laughs> Kanka onu sorayım seni sinirlendirmek istemiş yani onu soralım. Arkadaşlar o konu ne bir ne, ne adam, ortamlarda da hiçbir şekilde açılmamak üzere imzalandırılıyor. <Mühürlendirme. gülüyor> <Mühürlendi. gülüyor> yani o konu asla konuşulmuyor yasaklı kelimeler arasında yani onu söyleyeyim. <laughs> Kanka bir şey söyleyeceğim aynı pozisyona tekrar geri dönsen... İster miydin? Bununla bile değil ki İstim yani. Bununla ya. değil evet. Niye isteyeyim oğlum? Aynı pozisyona tekrar geri dönsem, ne değişecek ki? Hadi yemedim diyelim. Yo sen kovalıyorsun ya. Gene yenileceğiz. Sen, Ulan bu bana böyle bir hareket yapacak tozlu sayfalarına <gülüyor> geçecek. <gülüyor> 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 Ama o, o zamanlarda düşün LOL. Yani buranın metası zaten LOL. Burada olan herkes rolü biliyor. Ve LOL'cüler inanılmaz ünlü. Yani e, o zamanlarda hani açıp LOL yayını yapıp izletmek de zor yani. Bir ton yayıncı var LOL oynayan amına koyayım. Ve full takipte herkesin LOL ile alakası olmayan adamın bile bildiği bir pozisyon yani o. Ne o neyi anlatıyorsun sen? Senin tek yediğin dönemi anlatıyorum. O LOL'ün o zamanki hakimiyetini. Ya tek izlenen şeydi işte. E, spor yayınıydı yani o zamanlar. Naruto güzel oynadı Herkes ama. Olurdu. Kanka senin jungle olduğun dönemi ben... Kanka bir şey söyleyeceğim. O tur o maçta ben o seride MVP olmuştum. Evet evet MVP oldum biliyorum. Senin jungle ya oynadığın, volley bir hatta... oynadığın dönemleri hatırlıyorum ben. Oha çok eski oğlum o. Evet jungle volley yapıyordun hatırlıyorum. 6-7 sene önce o. Sonra ADC'ye geçtin. Mid'e geçtin. ADC'ye geçtin. Jungle volley'i ben de hatırlıyorum ya. Baya eski o hakikaten. Peki ustalar vadisi... Hatırlıyor musunuz Lee Sin oynadım usta. İlk ustalar vadisi benle çekilmişti. Yok. o bende yok. Çıkartamadım. Çok eski zaten ya. Glandalla yapmıştık. Çağrı da Ferit'in büyük fanıymış. Ya takip ediyorduk yani. Sonuçta ee, LOL sonrasında yeni çıkan oyunları Ferit çok deniyordu. Yani LOL'den sonraki metaya da yeni çıkan her oyunu deniyordu. Korku, FPS türündeki. O yüzden takipteydim yani. Bir de tanınan bir isim oldun. Yani yüzü oldun yani bir dönem LOL'ün. Bir de o da efekt Sevgili yani. kan. Kaan. Sevgili Kaan. Ya dur bu bu. <laughs> peki seçeseydin sevgili Kaan'la Kester'la. <laughs> Ferit'in maçını sunsam çok güzel olmaz mıydı? Mesela tam o anı nasıl anlatırdın Naru'nun bana tek attığı anı? Kanka ben Sen eğer olsun. o zaman seçilmiş olsaydım ve e, Ferit'in maçını anlatacak olsaydım bugün büyük ihtimalle Ferit BBL'ye beni davet etmezdi. <laughs> Harbi söylüyorum yani. Çünkü... Yok lan, ben seni ederdim. Harbi mi? Ederdi de yani şey olurdu ya anladın abi. mı? <laughs> ya ben makaraya vururdum yani orada. Ekmeğine yağ yani sürdüm. Olay, olayı kişiselleştirmezdim biznes konusunda. Peki kendini neden boostladın Ferit? O nasıl bir soru? Ne? <laughs> kendini neden boostladın Ferit? <laughs> Ama sana bir söyleyelim. Ele boost niye kardeşim? yaptın diyor galiba. Ha ele boost niye yaptın diye olabilir evet. Ele boost farklı insanlara yapıyordum. Evet çünkü para lazımdı. Para için yapıyordum. İyi para var mıydı lan Elebus'ta o zamanlarda? Kanka o zamanın parasına Ay göre be, çok iyi para vardı ya. Yani. Ferit abiye, 7 İnanılmaz iyi para vardı. Nasıl hayal etmiş BTC Allah Allah İlman. yayıncısın. Mesela o zamanki abonelikleri Ya zaman şöyle söyleyeyim. Ama. O zamanlar e, bronzdan alıyordum işte şeye falan götürüyorum. Diamond'da falan çıkartınca 2000 lira falan veriyorlardı insanlar. Ama o zamanın parasına göre tabii 2000 lira çok iyi bir paraydı yani. Tabii canım. Bir de küçüğüm yani. 2000 lirayla ben mesela hem evimin kirasını ödüyordum annemle oturduğum. Hem de evin ihtiyaçlarını falan karşılıyorduk yani. Bir de annem de çalışmıyordu o zamanlar. Mecburdum yani. Nasıl tespit ettiler ama onu kimsenin o boost yaptığını acaba? <laughs> Anladım, yeni etmiyor, yeni sistem yapıyormuş. gelmiş Yeni sistem <laughs> gelmiş IP'ime falan bakmışlar <laughs> Oradan şey yapmışlar ya Bir de ben mal gibi gittim e, he, Bir tane hesap vardı Kastığım Onu satmaya çalıştım hmm. Bir tane foruma koydum mal gibi Ertesi gün arandım aman akayım Bu böyle böyle sen mi Hesap paylaşımı yapıyordun bilmem ne falan diye Ben de evet dedim aman akayım Ama var ya bak olayın Hikaye örgüsü çok acayip Orada evet demesen, hayır desen veya banlatmaya çalışmasan ve banlanmasan yani. Mesela yıllar sonra Bahadır'dı beni o sabahın 11'inde arayan, bu konuşmayı yapan Riot Dampi. Yıllar sonra şeyde bir yerde oturup konuşurken Bahadır bana söyledi. Des deseydin orada dedi, hayır ben yapmadım. O zaman meçhul olacağı için kesinlikle ispatlayamayacağımız için Evet. biraz askıda kalabilirdi dedi her şey daha değişik. Belki de burada olmayacaktım çağrı. Kelebek etkisi bunlar. Ben buna kesinlikle katılıyorum kanka. Sen orada hayır deyip busta devam etsen amına koyayım. Aa iyi para deyip yayıncılığa belki geçmeyecektin yani. Bu arada şöyle bir şey var. Beni orada banladılar. Busta hani bustumu engellemediler. Busta engelleyemezler zaten. Beni profesyonel turnuvalardan banladılar bir sene boyunca. Sonra ben o bir seneyi daha çok boost yaparak değerlendirdim. <gülüyor> <gülüyor> hem çünkü hem Ryota kinlendim hem de madem profesyonel oyuncu değilim daha çok yapıp daha çok kazanayım dedim. Evet. İşte dönüp devam etmedim mi abi? iki kere olmuştun. İşte tam böyle banımın açılmasını 3 ay kala bıraktım. <gülüyor> tövbe et. <laughs> abi tövbe <gülüyor> ettim komple. <laughs> Sonra ESL falan kasıyorduk işte bir yandan. ESL turnuvalarından bilmem ne. Sonra tekrardan lige döndüm. Ama bak orada banlanmasan o dönemin e, lolcuları birazcık silindi gibi bir şey kanka. Sen eski lolcuysun yani anladın mı? Hani yeni dönemde yine başarılar bilmem neler yapanlar gündemde kalıyor. Mesela en son işte Elvin Punk'i örneği mesela atıyorum. Ya aslında Elvin Punk'i bile bana göre en eski nesil lolcular değil. Mesela Taldir'in desen daha o da eski. O tamam. benim gerçekten şeyimdi. İşte senin döneminden lolcülükten yani. Senin döneminde olup lolcülüğü sen taldığın kadar da yapmazdım orada arada e-sporu. Çünkü biraz zayıflamıştı reflekslerin. Evet. Belki ben bıraktıktan sonra da zaten oynamaya devam ettim. Belki sen bıraktıktan sonra belki en iyi, iyi dönemini yaşadı yani. 2017 evet, evet 2018 mi? Tabii tabii. Börse gitti Fener'le. Yani şunu demek ben istiyorum. An. e devam edip e-spordaki hype'ı hype bittikten sonra yayıncılığa gelseydi belki de tutan tutmayacaktı. Onu demek istiyorum yani. Tabii canım. Ben bence tam zamanında geçtim ya profesyonel yayıncılığa. Oyunculuğu, profesyonel oyunculuğu tam zamanında bıraktım yani. Çünkü zaten HVA gibi bir takımda oynamıyordum artık. Ki gerçekten de biliyordum yani kötü oynadığımı, kötü oynamaya başladığımı. Çünkü çalışmıyordum abi. Yani evet. sü sürekli geziyorduk Şükrü'yle falan böyle. Gaming House'tan çıkıp geceleri bir yerlere gidiyorduk falan böyle. Bayıyorduk yani oyun oynamak için. Aşırı stresliydi yani son zamanlarda. Evet. Çünkü ne kadar çok işin içine para girince, ticari e, kazanç girince o kadar çok stres artıyor ister istemez. Daha çok baskı oluyor üzerinde. Ama ilk dönemleri mesela çok daha güzeldi. O kadar şey yoktu. Bir mousepad'ini oynuyorduk ama önemli olan orada mousepad değildi. Tamamen kazanmaktı yani. Ama sonradan işte ticariye dönünce saldım ben de. Sikerler bu stresi kaldıramam amına koyayım dedim. Yayın açarım. istediğim oyunu oynarım. Kendi işimin patronu olurum daha mantıklı dedim ya. Mantıklı olmuş hakikaten de. BBL LOL diye ben hiçbir şey duymadım arkadaşlar. Ferit buradayken sorayım hani sormuşsunuz? Yok ben. öyle bir şey yok abi. Öyle bir şey ben de zannetmiyorum. Bizim oğlan da Deli Cafer'den patladı yazıyor. <laughs> 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 Ama benim Deli Cafer RP'lerim bakın olayın detayını <laughs> anlatayım. Benim Deli Cafer RP'lerini aynı vizimam var ya Kaan. O falan bildiği için evet. oradan da Ferit'te ilk buluşmamızda Ferit şey dedi. Ya dedi evet, ben dedi, biliyorum dedi çünkü Kaan izletti dedi bana dedi. Yani bayağı gülüyoruz falan dedi yani. Kaan Kaan Abi da... ben çok iyi hatırlıyorum. Bir tane böyle Cafer rolünde bisiklete bindiğin bir klip vardı. Yani şu klibinde bisiklete biniyorsun da. Evet. E, i̇lk bana onu atmıştı Kaan. Ya ben direkt kopmuştum yani. Ondan sonra hafif hafif yayınlarını falan izlemeye başladım. Sonra sürekli kanalını, mesela yayını açmadığın zamanlarda ara ara böyle kanalına girip kliplerine bakıyordum böyle. Sürekli en top kliplerine. Ha komedi bir şey var mı diye. Aynen. Ya takip etmeye başladım yani. Bir din scoutluk yapıyordum aslında. Evet. Ferit olmasa Kemal olmazdı diye bir şey gördüm. Bu konu hakkındaki yorumun ne? Saçma bir soru gibi geldi ama bana. Yine Abi de... böyle sorular gerçekten çok saçma yani. Hala bunu aşamayan eee Özellikle Instagram tarafında bunu aşamayan çok fazla insan var. Alta yazıyorlar abi. O ne o boostladı. Bu da olmasa bu olmazdı. Yani hala Kemal'e bile hala geliyorsa zaten bize geliyor da yani. Bir de bende şöyle bir dezavantaj oldu aslında. Şimdi Big Boss Life vardı ama bir BBL adı altında yani Boss Life'da aslında hala yani. Ferit Şükrü Kemal'di. Benle sözleşme yapıldıktan sonra şöyle bir algı oluştu. Ya bu boss life'ı niye bozdular? Bir boss life 3 kişiydi. Bilmem neydi. Sanki ben oraya dördüncüsüymüş gibi, gibi algılandı. Bana sürekli inanılmaz böyle bir şey geldi. Yani bu evet. işi sevip dışarı kabullenmeyen kitle beni direkt kapıyı kapattı suratıma gibi düşünün. Evet, özellikle benim kitle baya nefret ediyordu neredeyse. Evet senin kitle mesela özellikle şey yapmıştı yani. Direkt sildi beni yani anladın mı? Ama mesela şu dönemde alım BBL'ye talent'a alım oldu falan. Şimdi mesela kimse takılmıyor. Şu an bayağı ajans gözüyle bakıyor evet, insanlar. Evet o zaman anlatamadık anladın. ama ajans olduğunu. Evet. O zaman şey diyorlardı ya amına koyun bunu niye aldınız bunun ne özelliği var bunu niye ünlü etmeye çalışıyorsunuz falan. Halbuki ünlü etmeye çalışmak yani şöyle bugün ee, tabii ki destek çok büyük bir destek ol, oldu tabii ki ama. Kanka destek olmadan nasıl olacak ki çok Hı. zor yani. Ya evet destek olmadan olmaz zaten ama bak şöyle düşün. Ben de elimden geldiğince kontent yaptım. O kadar insanı yayını Tabii canım aldım. aynen. O kadar şey yaptım ve izlenmem de kötü değil. Sen de mal o... gibi oturmadın yayında yani anladın mı? Biz destek verdik de yani. Evet ama işte bak hostladık gerekiyorsa ben de hostlattım. Ama hani şöyle bir şey yok ki. Bu adamlar çoğu zaman hostlatıyorlar ve her hostlattıkları veya her yayını aldıkları ertesi gün izlenmeye başlanmıyor ki yani yine. Yine aynı devirde dönüyor yani aslına baktığın zaman. Burada birazcık da olsa hani kişisel bir başarı da ben görüyorum yani anladın mı? Bir de Abi devam et abi. bir de tam BBL'ye girdiğim ay ben Twitch'te ana sayfa promosyonu geldi 2 ay. Tam böyle statlar artışına denk geldi yani. Ana sayfada olduğu zaman kanalını izlemese bile artı 500 izleyici falan gösteriyor yani anladım Artı 1000 izleyici falan oluyorsun. Çünkü ana sayfada AFK olan adam bile senin kanalındaymış sayıyor. BBL sözleşmesi de o sırada patladı. insanlar gördü. Aa bu kim oldu? Bu ne ara bu kadar izlenmeye başladı oldu? Öyle efekt üst üste bindi yani o efektler. Aslında. Arkadaşlar belli başlı baktığım bir şey yok abi. Ya en başta şuna bakıyorum. Ben eğleniyor muyum izlerken? Ya ben iyi bir izleyici olduğumu düşünüyorum. Common bir izleyici. Yani izleyiciyle, normal izleyiciyle empati yaparak izleyebiliyorum bir şeyi. Videoyu, görseli, herhangi bir şeyi. Onu kriter olarak algılıyorum kendimde. Eğer ben eğleniyorsam, izleyip bayağı keyif alıyorsam ve o adamın e, yetenekli olduğunu düşünüyorsam ona göre ben de e, şey yapıyorum. Hani bir Big Boss sayfa teklif ediyoruz veya. Evet bir de BBL'ye girdikten sonra tabii ki arkadaşlık seviyesi artmıştı. İlk Ferit beni maça çağırdı falan. Daha o zamanlarda BBL'de değildim ben. E, hatırlıyor musun Ferit? Kafeye falan gidiyorduk falan o dönemlerde. Daha böyle... E, <laughs> ne oldu lan Batuhan? Kafeye mi gidiyorduk? Ben yani klibi gördüm de kanka. Ha, kafeye Çep. falan gidiyorduk ya yayınlardan sonra falan böyle. Yine takılım, hafiften böyle takılmaya başlamıştık. Daha BBL'de değildim. Halı sahaya çağırdın sonra sen beni falan. Ha hatırladım hatırladım. Ya arkadaşlık anlamında da elektrikler uyuştu veya işte Tabii aynı aynen. işi yapıyoruz. Kafa Kafalar uyuşunca bu sefer e, BBL'ye de girince insanlar bir anda şöyle bir efekt oldu. E, normal arkadaşlığımızın da... Zaten yani. BBL öyle bir yapı aslında ya yani kafamızın uymadığı biri şu anda da yok ileride de olmayacak yani çünkü hani ne kadar çok şeyde görünsek bazı yerlerde profesyonel de gözükse aslında duygusal bir oluşumuz yani birbirimizle anlaşmıyorsak veya tabii canım e, keyif almıyorsak arkadaş değilsek bir anlamı yok yani en büyük şeyi o zaten abi Boss Life'dan yani yola çıkın ben Kemal Şükrü'den sürekli her gün beraber olduğumuz üç arkadaştı yani. Aynı bizim ama bir şey olmadı. Kaan, bilmiyorum Ferit. Abi aynı bizim am şu an BBL içerisinde yönetici olarak çalışıyor. Evet. Arkadaşlar. Ee, yani bizimle beraber baya içimizde talent yönetim. Makarası sadece kendisi. off stream'de makarası yani şu an için. Aynen öyle. Biraz ara verdi ama bugün de konuştum hatta tekrardan Kaan'la. Dönecek sahalara. Hatta Aynen FIFA indirtiyorum kanka. Kanka o hareket işte olayı kopartır yani öyle söyleyeyim. NT bu kadar düzgün tartışmayı kaldıramadı bir küfür etme MNT'ye. Kıllı piç. Allah Allah. GTA 5'te de çok iyiydi evet. Kaan'ın GTA Kanun şey vardı ya bir hakaret videosu şeyde. Neydi onun ismi? FIFA herhalde. Isırmak istiyorum falan diyordu. Yok, ben orada CS'de. ölmüştüm. CS'de miydi? Aynen. Çok sevdiğim, şu ortamda senden çok sevdiğim biri varsa aynı bizim amdır kanka. Kanka zaten öyledir yani. Ben de ben de şöyle söyleyeyim. Ben de çok seviyorum. Hakikaten o yayınları falan hepsini izledim yani ben. Yani troll karakteri olması, troll kişiliği olması zaten kendimi hem GTA RP döneminde de RP yaptık falan böyle. Onunla da çok RP'miz vardır. Yeni nesil belki bilmiyordur ama Ferit'in eski yayınlarını bilenler biliyordur zaten. Veya GTA'nın son dönemine yetişenler yani 2019'un ortalarını sonlarına doğru yetişenler biliyordur. Ya o troll kişiliğe benim de saygım sonsuz olduğu için zaten benim de çok samimi hiç daha tanışmadan bile samimi bulduğum bir isimdi yani. Kemal uyudu mu? Ha gitmiş Kemal. Kemal çıktı. Saat 7 olmuş lan. Evet saat 7 olmuş arkadaşlar. Yavaştan kepengi Indirelim. İndiriyor muyuz kanka? İndirelim kanka. Teşekkür ederim. Bu son sohbet için de ekstra teşekkür ediyorum. Güzel, çil. Çok Güzel bir sohbet oldu. Çünkü bazen şöyle olabiliyor. Yani benim yanımda mesela ben ne kadar sonradan da gelmiş olsam da hani sektörün içine yanımda sevdiğim adamlara karşı ön yargılı olan izleyicilerim olabiliyor. Ya yani bu tarz sohbetler de mesela hatırladım. Tabii bu tarz sohbetler işte zaten. Yayıncı yapıyor. insanı yayıncılığı, yayıncılığı sempatikleştiriyor aslında. Evet. Samimileştiriyor. Anladığınız olayını ben bilmiyorum agalar. Onu yani. Abi onu şöyle açıklayayım. Hemen çok kısa. Onu Ferit açıklasın. Ee, sözleşmeyle alakalı e, hoşuna gitmeyen şeyler oldu. Biz de okey dedik. O yüzden feshettik sözleşmeyi karşılıklı olarak. Bu kadar. Yani tabii olsaydı güzel olurdu ama öyle karar vermiş. Anlaşamadık gibi. Düşünün. Evet. Arkadaşlar teşekkür ediyorum hepinize. Kemalettin 3 Telegram abi yıllardır e, yıllardan 2018 aylardan Kasım ismini vermeyeyim. Bir Dejek Hanım da Ferit abi benden hiç istedi. <laughs> İki haftaya yollarım kardeşim dedi. 3 yıl geçti ses seda yok. ne ne oluyormuşum? Bir tane Discord kanalında bıçak istemişsin. <gülüyor> <gülüyor> 7 yıl önce Ferit'e sor bakayım. BTC'yi sor mesela demiş. O işte buzlarla, buz parasıyla ya. bitcoin almış olsaydın kanka. Bizim aklımızı sikeyim Çağrı ya. Sorma amına koyayım. Bir de benim etrafımda mining yapmaya çalışan adamlar falan vardı. Ne yapıyorsunuz? Amına koyduklarım diye giriyordum. Kanka. Kapattırıyordum elle vuruyordun değil mi amına <laughs> Aynen aynen. <gülüyor> ne boş adamlarsınız amına koyayım <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> Ama kanka o dönemde onu yakalaya yani yanlış anlamadı onu yakalasam zaten burada ne işin var amına koyayım ya. Öyle bir dünya değil ki işte herkesin evet. kapısı başka yani anladın mı? Evet. Sen kendini açılan kapıyı yakalayacaksın. Vardı hakikaten Tabii o dönem işte... bunun ilgilisi vardı yani. Mesela ama... şunu mu isterdin? Ya çare. belki de kanka satmıştık belki de anladım 50 lira oldum belki, evet. belki de satmıştık amına koyayım yani. Ay belki de o kadar paran olacaktı ama şu anki keyfin huzurun olmayacaktı abi. Ya kesinlikle zaten olmayabilirdi yani. Ya şu pandemi sürecinde mesela ben bunu çok sorguladım kanka. Gerçekten çok sorguladım. Harbiden keyif almadığımı çok... Gerçekten ben yayınları para kazanmak için yapıyorum zannediliyor. 3387 abone var arkadaşlar. Evet para kazanmak için yapıyorum ama orası 3500'ün a... direnci tutalım. <laughs> 3500'ün üstü yapalım onu rica edeceğim. Zannetmeyin ki para için yapmıyor falan filan. Direkt dümdüz para için yapılıyor tabii ki. Ama artı olarak bir de şu da var. <laughs> Para işin motivasyonu diyebilir miyiz? %90'ın falan para tabii ki. i̇yi bir şey söylemedim bunun arkasından. Yo, iyi bir şey yok ya bunun için. Para için yok. <laughs> yok yok şunu söylemek istiyorum. Ama gerçekten özellikle şu dönem çok daha farkındayım ki. Mesela bak bugün yayın açıp açmamayı sorguladım tamam mı? Ya dedim ki ulan canım sıkılıyor ne yapacağım ki dedim yani. Aç, hani gerçekten arkadaş ortamını gördüğüm için açıyorum aslında. Harbi söylüyorum bak. <laughs> İş, hiç, iş, gibi açmıyorum yani. Harbiden diyorum ki ulan ya evde ne yapacağım ki ya? Evdeyim zaten aman okuyayım. Yani film dizi bitti yani onlar artık. Anladın mı? Ne yapacaksın yani? Bir ara koyuna sarmamız sebebi de buydu aman okuyayım. O, yani boşluktayız çünkü anladın mı? Sonra döndüm dedim ki ulan dedim aileyiz biz kanka. Aileyiz. <laughs> o prime'ını buraya basam artık madem aileyiz. Onu da bas artık yani. Harbiden eğleniyoruz yani. Ben de chatle eğleniyorum ama bir yorum geliyor. Kopuyorum amına koyayım yani. Anladın mı? enerjimi de atıyorum yani böylelikle. Yani tabii ki paranın da etkisi yok değil şimdi. Para kazanamasam, para kazanacağım bir iş yaparım. Kalan saatlerimde yayına dönerim ki en başında öyleydi zaten. Yayını hakikaten kafa dinlemek ve kafamı dağıtmak için açıyordum ben yayınları. Sonra baktım izlenmeler arttı, abone arttı. E dedim ki kafamı dağıtarak para kazanmaya neden devam etmek istemiyorsun diye aşağıda bir seçenek çıktı. <laughs> dedim <ki>. <gülüyor> <gülüyor> de ona tıklayayım dedim bakayım amına koyayım. Ona tıkladım. O yüzden bu kontent arayışlarımız, işte sürekli bir şey yapalım, mıncılıklar aslında biraz da buzdan geliyor. Hani diyorum ki evet tamam normal evlenmek ama ekstra kendimi yoracak bir şeyler de yapmamayım gibi hissediyorum yani. Nitekim onu da yapıyorum aslında yani bir yandan da. Katman değilse zaman geliyor kanka. Katman değilse bir sürü ara vermiştim kanka. Fiziki bir sürü de yapmayı planlıyordum. Gel prodüktörüm ol. <laughs> 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 Salı gününe kadar 50 bin lira lazım. Gel bir prodüksiyonu kur kanka. Bulalım bir sponsor. Prodüksiyon masraflarını karşılasın. Ama sen tamam. de orada oturacaksın kanka yani. Yönetmen koltuğunun yanında bir yerde oturacaksın. Arada böyle tamam. bana okey yapacaksın falan böyle. Anladın mı? Arkadan iyi gidiyorsun tamam. falan. Motivasyonu da vereceksin <laughs> yani. Ben onu canlı fiziki stüdyoda yapacağım. Tamam kanka. Kaşe fiyatın ne? Oğlum biz bir aile değil miyiz koyayım? Nasıl kaşe fiyatı? Adam yani? ya. Ha ortak mı oluyoruz? Ha ortak oluyoruz. <laughs> <laughs> Adam ya deyince ben de şaşırdım amına koyayım. <laughs> Ya yok işte sponsorluk bağlansın, ee, prodüktör sen ol, bütün sponsorluk işleri zaten sende dönsün. Sen bana işte de ki yani bu kadar da yani anladın mı? Olur abi yapalım. Ulan Çağrı sen Büyühenciler'i sarmasana ya Çiftlik Bank ya da Todex gibi bir şeyler çıkartın. <laughs> <laughs> Çok o kadar doğru ki. Düşünsene var mı öyle hayat, düşünsene hayatımızın diğer yollarını falan böyle kasete çekmişler. O CD'yi bir taksanız da izleyelim bakalım ne oluyormuş. <laughs> Senin dolandırıcı olarak bunu kim arıyorlarmış. Tövbe estağfurullah. Asla Ama resmi, kanka. de şeyi. Ama kanka tek olmazdı da ne, söyleyeyim. söyle ne resmin ne? Resmini <laughs> silindirme mi? Evet. <Söyle. gülüyor> <laughs> Aman kötü. Yok lan ben öyle kimseyi dolandıracak bir insan değilim. Kanka bak eğer öyle bir şey olursa kesin yanında Samer olur ha. Bak kesin kanka. Yani o seni yani anladın mı şey yapar. <laughs> Azmettirici. Bir şey söyleyeceğim, Samet'i hiç göremiyorum ben bu arada. Ne oldu? Borç batağını... mı? kaldırdım. Kanka. Yine hastaneye Yine Nasıl? İki, iki <laughs> <Yani. gülüyor> Gerçek <laughs> kripto piyasasına öyle bir giriş yaptı ki buralara uğramaz oldu amona kodum. O kadar bak bana coin söyledi. Loser coin dedi. Hakikaten isminin hakkını verdi yani. Parayı parayı iki günde kanka o kadar bak. 700 lira mı yedi? 1000 liraya yakın para yedi. Bak ben bu karantinada o bin lirayı iki günde yiyemezdim. Ko Koyunu attım abi. İki gün sürmedi. Bir buçuk günde falan yüz liraya kadar düştü parası. Sonra İbni her yerden batıştaydı. Sonra bir tane koyun buldum dedi. Bana yazdı. Ya kime faydası oğlum? Kimin yüzünü güldürmüş ki bu Samet Amunakod'un? Harbi Kime Bugüne kadar kim yani memnun kalmış ki Samet'ten? Bana bir tane koyun yazdı. Dedi ki kanka dedi son beş dakikası kaldı. Beş dakika sonra dedi koyun satışa çıkıyor al. Ya dedim ki kanka bu coin'in bir tokenı yok mu amına koyayım bir şey yok mu nereden alınıyor bir anlat dedim ya. Sonra bu cevap vermedi. Ben de 5 dakika geçince panik oldum hani coin çıkıyor mu falan diye. Gittim abi Naft coin'i ben kendi imkanlarımla buldum, satın aldım. Google var atmış ilk tıkladığını almış Ferit. Bir dakika. Ee? Şu e şu an coin... Hala elimde. Bir ara 10.000 15.000 dolarlara falan çıktı benim para içeride. Ya bozdurabilsen ee? çok karlı bir coindi. Tamam, sadece, alabiliyorsun, satamıyorsun. sadece alabiliyorsun, satamıyorsun. Satamıyorum. Sikem <laughs> coinini almışım amınakoyim orijinalini. <laughs> ben aldım dedim Discord'a geldim daha çıkmadı ki diyor coindi. Ulan dedim amınakoyim aldım işte dedim elimde bu var. Daha diyor çıkmadı diye Satamıyorum. Sikemlendim kanka. Onun aldığı de 12x falan yaptı bu arada. Of. Ya kendi battığıma mı üzüleyim? Onun 12x yapmasına mı üzüleyim? <laughs> Ama en çok ona tilt oluyorsun. Ya ona tilt oldum oğlum. Ben şu anda var ya 20x falan zarardayım yani anladın mı? Hani 8x'i benimse 12x'i de ondan yani. Onun 12x yapması da canım çok sıktı. Uyku uyuyamıyorum amına kısıkayım ya. <laughs> Çıldırdım ya. O şekilde yani. İkide de toparlamış olması lazım. Yarına güle oynaya gelmesi lazım yani yarına buraya. <laughs> Gruba yazmış 12x yaptı yazmış. Beynimden vurulmuşa döndüm ya. Ben de şey bekliyorum. Ben fake'ini aldım. Onun aldığından da bir bok olmaz inşallah diye bekliyorum. Anladın mı? <laughs> Bugün Bunun şey açıkçası. zaten. Bir duysun dedi. Kudurur dedi çarı Vallahi kudurdum. <laughs> Beni 3 tane koyunu soktu. Üçünden de battım. Son benim artık sikiyorum girmedim dediğim koyundan da. GT yok kanka. Yatırım tavsiyesi değildir. Ben geçiyorum abi. Görüşürüz. Yani iyi görüşürüz. Abi, i̇yi günler, merhaba. Görüşürüz. Bay bay. İyi günler, bay bay. Bir de gitmiş dogi koyunarmış ya, <laughs> son <laughs> Samet. Orta amanca koyunun alabiliyor işte o pozisyonun. <gülüyor> <gülüyor>